Günaydın, günaydın, günaydın. Çölden herkese günaydın arkadaşlar. Sabahın saat 4.30'unda. Evet. Çorbacığa gitmek varken ama bakın ne geliyor. Bak bak ne geliyor. Karşıya bak. Ender Bey. Nereye geldik? Aa buraya geldik. Bak ne yazıyor burada? Gün doğumu. Gün doğumu. Muhammed bizi nereye getirdin? Arkaya bakın arkaya ne geliyor? Bak bak. Ender şu gün doğumunun güzelliğine bak. İlgisini çekmez ki. Ooo kızıl bir... Evet şimdi burada araçlar gelecek. Bizi alacaklar ve safari turuna çıkacağız arkadaşlar. Jiplerle birlikte. Ve gördüğünüz gibi Fas'a kadar uzanan Atlas Dağları da karşıda. Şu anda ilk defa çölde gün doğumuna tanıtık olmuş olacağız. Gün batımını çok izledik ama gün doğumu ilk olacak. Aha Berko! Uyanamadın. Helin bak işte ya. Tam bir gezgin ya. Enerjiye bak. Bak Şeyma da bak. Bak Melis. Bebeği mi duruyor? Oh süper ya. Bakın 150 kilometre sonra Cezayir kızlar. Şu karşılığı tabelayı gördünüz mü? Şimdi durduğumuz yerde arkadaşlar böyle yedek eşya da alabileceğiniz bazı yerler kurulmuş. Burada mesela çölde bulunan kemikler var. Çeşitli hayvanların kemikleri var. İlginizi çekiyorsa alabilirsiniz. Daha çok Allah Allah. Ha ileride bir kurumuş bir göl var. Herhalde oradan kalan son kemikler, hayvanların kemikleri. Doğal taşlar var. Bakın bu bölgede Sahra Çölü'nde sıklıkla karşımıza çıkan taşları burada satın alabiliyorsunuz. Bunların renkli halleri bunlar. Tabii boyamışlar. Kuklalar var, kumlar var. Bakın karşıda kumlar var. Satın alabiliyorsunuz. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Büyükler mi 5'miş? Bak ben küçüğünü 5'e aldım. Burada ucuzmuş. Bak ben onun daha küçüğünü 5'e aldım. Yok yok iyi. 5'se iyi. Ben küçücüğüne 5 verdim. Yok ben bunun bir küçüğünü aldım. Bir büyüğü buydu zaten. İşte ona ne diyor? 5, 10. İşte ben bunun bir küçüğünü aldım. Ona biz o zaman iyi aldık. İyi aldınız. Ben bir tane daha alacağım. İşte gördüğünüz gibi burada hurmalar satılıyor. Hurma ya. Viagra. Viagra'dan sahra. Estağfurullah. Evet böyle bir eğlenceli. Viagra. Del Sahra Viagra. How much? 5 dinar. 2 for 10, 1 gratis. 3 for 10. Viagra Del Sahra. Okay. Yeah. This is you امورك ما هي هي. ما هم هم يا. Natural. Viagra Del Sahra. Evet. Bir paket alırız herhalde. Viagra. Evet, şimdi bu jiplere binip 4 saatlik safari yolculuğumuza başlayacağız. Çok ilginç yerler göreceğiz. Burada bakın. Şöyle jipler bekliyor. Tüm turistler buraya geliyor. Buradan sonra gruplar ayrılarak yola çıkıyorlar arkadaşlar. Çölde giderken ilk film platolarından bir tanesini bize gösterdiler. Bakın bu film için kurulmuş platolardan bir tanesi. Burada bir Türk filmi oynamış ve ismi ne olduğunu söylemiyorlar. Ya daha doğrusu hatırlamıyorlar. Evet, şu anda da geldiğimiz yer Star Wars'un 97 ve 98 yılları arasında çekilen son filminin platosu arkadaşlar. Şu anda bakın görüyorsunuz orada o filmin fanları hatırlar. Böyle bir sahnenin çekildiği bir köy gibi bir yer vardı. Zaten şu anda gördüğünüz bir uzay üstü gibi bir yerdeyiz. Bir uzay değil, sanki Mars'tayız. Farklı bir coğrafya burası. Neden böyle yerleri plato olarak seçtiklerini geldiğinizde daha iyi göreceksiniz. Çünkü
çok farklı bir coğrafya. Bir anda böyle kumun rengi değişiyor, toprağın rengi değişiyor, gökyüzü değişiyor, her şey değişiyor arkadaşlar. Şu an aşağıda zaten bir şeyler var. Muhtemelen şimdi oraya gideceğiz. Orayı daha yakından göreceğiz ama şu mesafeden de size göstermek istedim. Şimdi geldiğimiz yer arkadaşlar Keyran. Keyran İslamiyet'in en önemli şehirlerinden bir tanesi. Afrika'ya İslam'ın geldiğinde ilk girdiği yer. İslamiyet'te Mekke, Medine ve Şam'dan sonra Keyran geliyor arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yerde Peygamber Efendimiz'in soyundan geldiğine inanılan Abu Zer Blamir'in mozalesinin olduğu kısım. İlk buraya geldik, buraya gezeceğiz. O yüzden şimdi şu gördüğünüz bahçe biraz işte Endülüs mimarisiyle, evet, ondan sonraki dönemdeki bazı mimarileriyle karışmış çok böyle önemli bir dini merkez. Şimdi bu binanın yapısının içini gezdikten sonra Keyran sokaklarına gireceğiz ve en önemli eser olan Ulu Cami'ye gideceğiz. Sağlıyorlarmış. Evet, şimdi Şeyma da söyledi, belki duymadıysanız tekrar söylerim. Doğal bir klima sistemiyle karşı karşıyayız. Bu taş işlemecinin mucizesi doğal bir havalandırma imkanı vermiş olması. Şu an gerçekten büyülenmiş gibi durumdayım. Uzun zamandır bu kadar güzel bir tavan işlemeciliği görmemiştim Endülüs'ten sonra, İspanya'dan sonra. Şimdi arkadaşlar abimizin anlattığına göre şu arkada gördüğünüz seramik, bakın, Bloomberg, yani Sultanahmet Camii'den esinlenerek yapılmış. Zaten dönemin sanatçısının da imzasını görebiliyorsunuz. O kadar hayranmış ki o camiye, Sultanahmet'ten esinlenerek burayı yaptırmışlar. Medina surlarından, işte gördüğünüz gibi bu surlardan içeri giriyoruz. Kuzey Afrika'da İslamiyet'in ilk geldiği şehirdeyiz. O yüzden de ilk cami de burada yapılmış. Şimdi bu sokaklara devam ettikten sonra birazdan yine dediğim gibi Keyran Ulu Cami'ne doğru gidiyoruz. Zaten tipik bir Fas gibi, Tunus gibi Medina'larına benziyor. Otel house. Aha. This is Medina, 57 hectares. 57. Yes, 57 hectarelık bir alanmış arkadaşlar. 8000 people live now here. Aha. Before 40,000. 40,000 lives here. Yeah, before. 50 years ago, 40,000, now 8,000. Young, they prefer to live outside. Oh, okay. All, so all, there is now 8,000 people lives. Only 8,000. Evet. But eskiden 40,000. Eskiden 40,000 insan yaşarken arkadaşlar, şu anda 4,000 insan yaşıyormuş buralarda. Şimdi bakalım neler var. Bu burası biraz daha böyle yeni dükkanlar falan karıştığı için yani çok daha şey var. Amca çok bilgi veriyor, o yüzden arada bir giriyor. İçeride 130 tane cami var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani önemli bir İslam şehri olduğunu söyledim. Bu yeni camilerden bahsetmiyoruz. İslamiyet ilk geldikten sonra buraya 130 tane cami yapılmış ve bunların hepsi varlığını sürdürüyor. Bu 50 hektarlık alanda da bunları görebiliyorsunuz. Şimdi çok ilginç bir yere geldik arkadaşlar. Bakın burada bu deve her gün şurada suyu çıkartıyor. Just a minute. Suyu çıkartıyor buradan. Zemzem suyu 6000 kilometre öteden buraya getiriliyor arkadaşlar. Bu deve de burada her gün bu şekilde dönerek bu suyun dışarı çıkmasını sağlıyor. Ve bu deveyi her sabah saat 8'de ve akşam 5'te merdivenlerde indirip çıkartılarak bir yeni seremoni gerçekleştiriyorlar. İlk defa bir mekanda da deveyi görmüş olduk. Şimdi şöyle inanılıyor, eğer bu sudan içerseniz bir daha
Kayran'a tekrar geri geliyorsunuz. Ben de şöyle aldım suyumu. Evet, inanışa göre öyle. Çok da oh yarası. Bizi inanılmaz bir malikaneye getirdim arkadaşlar. Burası Kayran'daki halı dokuma merkezi ama zamanında Osmanlı Devleti zamanında burası valilik binası olarak yapılmış ve valiler burayı evleri olarak kullanmışlar sonraki dönemlerde. Şimdi bir aile burayı satın almış ve burayı halı dokuma tezgahı olarak kullanıyor ama içerisi gerçekten muhteşem. Evet, şu anda bulunduğumuz yer arkadaşlar bir halı dokuma tesisi ama burası eskiden Osmanlı valisinin yaptırdığı bir evmiş. Uzun zamanda yine governor yani valilik olarak kullanılmış burası. Şu anda da halıcılık için önemli bir merkez. Satış ve üretim. Do you know when they built this place? When? On the 18th century. 18. 18. 1700 yıllarda değil mi? 1700 yıllar yapılmış. Şu anda bakın içeriye giriyoruz. Oo tahtlar falan. Aman ya Rabbi. Arkadaşlar tavana bakın ya. Evet, Türkiye dışında dünyanın her yerine ihraç ediyoruz diyor ama Türkiye demiyoruz çünkü sizin hallarınız bizden daha iyi diyorlar. Daha iyi demese de biz biraz eklemiş olabiliriz. Ben eklemiş. Bizde de var onun için. Ben de küçük bir ekleme yaptım ya. Sanatımıza güveniyorum. Gönlümüzden geçer. Ama mükemmel bir yerdeyiz arkadaşlar. Şu bir yapıya bakar mısınız ya? 17. yüzyıldan kalmış bu yapı. Gerçekten muazzam. Bakın şurada gördüğünüz hepsi elle boyanmış. İşte tahtadan kubbeler. Tahta kubbeyi çok nadir görürsünüz arkadaşlar mimaride. Genellikle betondur, kildir, çamurdan yapılır. Birçok farklı şey kullanılır ama burada tamamen ahşapla yapılmış. Evet gördüğünüz gibi buradaki halıların dokunduğu yerdeyiz arkadaşlar. Kadınlar, tamamen kadınlar çalışıyor burada. Şu anda tek bir ablamız var. Burada dokuyorlar, içeride satıyorlar bu halıları. Kırkla artık kırkla başlıyor. 40 dinarla başlıyor. Artık çok ciddi 2000-3000 lira kadar bazı halların fiyatları söylediler. Belki daha pahalıları da vardır. Şu ana kadar gördüğümüz en yüksek fiyatlar onlardı. Ama halen de diyorlar ki işte biz Türkiye'yi satamıyoruz. Böyle bir labirent gibi bir bina. Gerçekten hangi Osmanlı valisi yaptırdıysa helal olsun yani. Arkadaşlar iddia ediyorum hayatımda böyle bir yer görmedim. Hangi odaya çıksak terasa gidiyoruz, tuvalete gidiyoruz, bahçesinden şeyle. Her yerde seramik var, her yerde. Yani bu nasıl bir valiymiş arkadaş? Ne para harcamış buraya? Ne kadar sürede bitirmiş inanamıyorum ya. Her yerde seramik, duvar işlemeciliği, pencere. Artık hani aklınıza gelecek bütün Osmanlı sanat dallarını ya da bölgenin Endülüs sanatlarını bu mekanda görüyorsunuz ve Kayran şehirde karşımızda. Küçük bir şey aldım aslında. Evet, mozaik de varmış. Şimdi daha Kayran şehri arkadaşlar. İslamiyet'in en önemli şehirlerinden Kuzey Afrika'ya İslamiyet'in giriş kapısı. Ve şu anda Osmanlı valisinin evinin terasından bu şehri izliyoruz. Bakın tam karşıda Ulu Cami var. Oraya gideceğiz işte en son. Şu anda bakın şu eve bir bakın arkadaşlar. Şu an tamamen göreceksiniz üst kısmını. İnanılmaz bir olay var burada. Kayran sokakları da gerçekten çok güzel böyle hani çok bariz mavilikler olmasa da daha bir korunmuş dokusu var. Burada işte bu binalar arasında giderken bu sokaklardan geçiyorsunuz. Hiç adı duymamış bir şehir aslında ama bizi büyüledi. Çok beğendim ben burayı. Böyle sürekli abbaraların altından, işte ev altı tünellerine abbarada kahvaltı denilir. Türkiye'de de var örnekleri. Böyle masmavi kapılar, pencereler, jaluziler yani her köşeye bayıldık. Ve çok güzel böyle sokak renklendirme çalışmaları da yapılmış. Küçük küçük grafiteler ama uyumlu olmuş bayağı sokaklarla. Şu anda bir de gün batımı da başlayınca inanılmaz bir doku ortaya çıkmış. Bayıldık gerçekten. Tunus'ta şu ana kadar en çok sevdiğim yer olduğunu söyleyebilirim. Sokak arasında bir dükkan gördük. Müzisyenler burada yapıyorlarmış arkadaşlar. Bakın enstrümanlarını tamir ediyorlar. Şu an bir saz yapıyorlar.
Şimdi bize anlatıyor Türkiye'den geldiğimizi duyunca. Fabrication of traditional. He is making oot here. Yes. Really? Ha bak işte oot yapıyorlar. Oot yapımı. Ne kadar ne abi? Arkadaşlar 1998 yılındaki Indiana Jones filmi de bu gördüğünüz yerde çekilmiş. Bir sahnesi de şu meydanda çekilmiş. Gerçekten bu Tunus ve Fas birçok Hollywood filmine ev sahipliği yapmış ülkeler. O yüzden böyle geldiğiniz zaman sıklıkla görebiliyorsunuz. Selamünaleyküm. Çok değişik ya. His tale is really interesting. Türk bir ailenin evinin önünden geçiyoruz şu anda arkadaşlar. Palais Harran diye geçiyor. Harran ailesinin bu sarayı. Bakın burası, burayı bir Türk ailesi yaptırılmış. Kim olduklarını bilmiyorum. Bilen varsa videonun altına yazabilir. Böyle değişik bir şu anda. It's like a hotel now, yes? Yes, okay. Şu anda butik otel olarak kullanılıyor. Ve İslamiyet'in Kuzey Afrika topraklarına ilk girdiği Keyran Camii'ye geldik arkadaşlar. Burası Ulu Cami. 1 hektarlık bir alanı kaplayan, 520 sütunla ayakta duran 1400 yıllık bir camiden bahsediyoruz. Gerçekten muazzam bir cami. Mimarisine hayran kaldık. Zamanla hem Roma döneminde hem de Bizans döneminde buraya eklemeler yapılmış. Ve gördüğünüz gibi şu anda yani devasa bir avluda 12 bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği bir camideyiz. Gerçekten uzun zaman sonra gördüğüm en etkileyici camilerden bir tanesi. Aynı zamanda birçok farklı mimariyi ve kültürü de bu cami içinde bulabiliyorsunuz. Şu anda da şuradaki de en büyük kubbesi ve bu minaresi de yaklaşık 35 metre yüksekliğinde tüm Keyran'dan görülen bir minaresi de var. Bakın bahçede namaz kıldığı zaman mihrap da burada. İmamın çıkıp namaz kıldırdığı alanda burası. Yaz ayları biliyorsunuz çok sıcak oluyor. Akşamları daha doğrusu buraya kıldıkları zaman. Şimdi bakın farklı bir kısma daha doğru gideceğiz. Yani Kuzey Afrika topraklarına İslam geldiği anda ilk buraya, bu şehre gelmiş ve bu şehirde de bu camiyi inşa edilmiş. Evet, şimdi bu 520 tane sütunun Roma ve Bizans döneminde yapıldığını gösteren, bakın arkadaşlar bir kanıt var. Burada haç var gördüğünüz gibi. İşte bunun gibi bu camiyi destekleyen 520 tane sütun var. Hepsi de Roma ve Bizans döneminde yapılmış. Tunus'taki son günümüze başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda da geldiğimiz yer bir seramik atölyesi. Seramik, Endülüs coğrafyası ve Kuzey Afrika'da çok çok önemli bir sanattır arkadaşlar ve el sanatıdır. Nereye giderseniz gidin, camilerde, mekanlarda bu seramik sanatının en güzel örneklerini görebiliyorsunuz. Şu anda da geldiğimiz yer hemen Tunus, başkent Tunus'a yakın bir yerde bulunan bir seramik atölyesi. Arkamızdaki yerde hem seramikler satılıyor hem de bazı seramiklerin nasıl yapıldığını görebiliyorsunuz. Şimdi içeri girip işlerin nasıl yapıldığına bir bakalım. Burada da ince işçilik kısmı arkadaşlar. Bakın renklendirmeyi yapıyorlar. Ablamız gerçekten bayağı bir uğraşıyor yani. Ve bak boyaları da bu şekilde, mesela çivit mavisi şu. Hardal sarısı. Hardal sarısı. Şey ne yeşili? Su yeşili. Su yeşili. Bu da gül kurusu. Renkleri öğreniyoruz. Siklemen yok mu? Çok güzel ama. İçeride bakalım mı bir şey? Ben... Tunus gezimize başladık arkadaşlar. Tunus'un başkenti Tunus olan gezimize başladık. Şu an arkamda gördüğünüz katedral de buranın Hristiyan halkını temsil eden katedral. En merkezi kilise. Bunun gibi birkaç tane daha kilise var. Yaklaşık 150 yaşında bir kiliseden bahsediyoruz. Saint Vincent de Paul Kilisesi olarak geçiyor. Maalesef içeri giremiyoruz çünkü bunun bugünlerden cumartesi. Sadece pazar günleri ibadet etmek isteyenler için açılıyor. Diğer günler kapalı. Güzel mimari ve biraz neo-Rönesans kokan mimariyi de gördükten sonra
sokaklara doğru devam ediyoruz. Şu anda geldiğimiz cadde Fransa Caddesi. Avenue de France diye geçiyor. Avenue de France diye geçiyor. Burası sanki böyle mini bir Şanzelize gibi. Çünkü ağaçlardan ve barok mimarili yapılardan bahsettim. Zaten Tunus Fransa'nın ciddi bir sömürgesiydi. Hala da etkileri zaten devam ediyor. Bunu ülkeye gezdiğiniz zaman sık sık görüyorsunuz. Bu caddenin bittiği yerde artık işte Medina başlıyor. Medina'ya gitmek istiyorsanız işte bu caddeden sağlı solu alışveriş yaparak gidebilirsiniz. Bugün cumartesi olduğu için sokaklar bayağı kalabalık. Şu anda da... Aha! Siz şey değil misiniz mutfakta? Evet. Ne mutfaktaydı? Tunus'ta. Tunus'ta mutfakta. Aha. Enler Tunus'ta mutfakta. Yes. Tamam. Evet, şimdi Enler ve Eser'le de devam ediyoruz. Ekip yürüyor. Medina'ya doğru gidiyoruz. Güzel bir cadde. Diğerleri birazdan Medina'yı... Evet. Kat sayısı arttı. İnsan gördük. Bayağı insan gördük. Her yerde böyle... Çok dedeme görmekten... Ama fark ettiniz mi? Tunus ciddi bir seküler. Türkiye'ye çok benziyor. İnsanlar yaşam tarzları yönünde. Şu an Aksaray'da gidiyoruz. Evet, Aksaray'da. Aksaray'da Taksim'de İstiklal'de gidiyoruz. Evet. Şimdi kameraya çevirelim, biraz da sokakları gezelim. Şimdi gördüğünüz bu kapı arkadaşlar Sea Gate. Sea Gate yani deniz kapısı. Şimdi bu kapı Old Medina ile New Medina yani eski şehir ve yeni şehri birbirinden ayıran kapı. Tabi eskiden bu surların bir devamı varmış bakın. Ama sonrasında yıkılmış, artık binalar yapılmış. Kapı da ilk günkü o Endülüs kapısı kendini korumuş. Yine at nalı şeklinde o gördüğümüz kapıyı görüyorsunuz. Üzerinde de böyle Arapça kitabe üzerinden tarihiyle ilgili bilgiler anlayabiliyorsunuz ama sonuçta biz o dili anlamıyoruz. Şimdi Old Medina tarafına geçeceğiz. Geldiğimiz yer Old Medina. Yine bir Kuzey Afrika şehri ve yine Medina kültürü sur içi anlamına geliyor arkadaşlar. Eski şehir anlamına geliyor. Ve eski şehirlerin vazgeçilmezi soklardayız. Yani çarşılardayız. Bunları sık sık tekrar ediyorum. Çünkü buraya gelenler bu kelimeleri çok sıklıkla duyacaklar ve görecekler. Soklarda işte bizim Türkiye'deki Güneydoğu'daki pazarlar gibi düşünün. Daha ucuz eşyaların satıldığı, hediyelik eşyalar, kıyafetler, yemekler, baharatlar, tatlılar bunların satıldığı güzel böyle rengarenk çarşılar. Burası biraz daha dar. Dün gittiğimiz daha bir genişti. Tabii Fas'tan sonra bunlar yine bize çok modern geliyor. Yani istediğiniz her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Tunus'a dair. Bakın burada mesela gümüş satan mekanlar, koku satanlar, işte ne bileyim bakır eşyaları satanlar. Bayağı bir geniş. Şu anda grupla birlikte biz de bu uzunca soğuku gezmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bakır işlemeciliği burada da çok önemli. Bir de böyle çok güzel yapıların altına kapatmışlar maalesef. Ama sanatı görmeniz açısından bakın neyi nasıl yaptığını şu abimiz yapıyor. Şu küçükler 5 mi dedi? 10 dinar. 10 dinar. İsim yazdığı için 10 dinar. Çarşı bittiği gibi karşımıza bu cami çıkıyor arkadaşlar. Şu anda karşımda duran mekan Zaytuna Camisi. Pek çok ülkeye gittim. Herkesi ilk caminin kendinde olduğunu iddia ederler. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Burası ilk İslam Üniversitesi olduğunu söylüyorlar. Şu anda ben hani Bas'taki Fez şehrindeki Karayün Üniversitesi olduğunu biliyordum ama rehberimiz deyince kıramadık. Ben de onun söylediğini size aktarıyorum. Dediğim gibi ben de okuduğum araştırmalarında öyle ilk olduğunu okumamıştım ama çok önemli bir üniversite olduğunu okumuştum. Şu anda cami olarak kullanılıyor. İbadet saati olmadığı için de şu anda giriş yapılamıyor. İşte maalesef Kuzey Afrika'daki bir diğer sıkıntı da ibadet saatleri dışında bu camileri gezemiyorsunuz. Bu çok ciddi bir sorun. Türkiye'de biliyorsunuz ki böyle bir durum yok. İşte o yüzden şu anda böyle dışarıdan çekiyoruz. Belki başka bir açıdan da içeri girebilirsek çekeriz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Şu anda bir terasa çıktık. Altı hediyelik eşyacı, üstü teras ve kafe. Gördüğünüz gibi şu anda başkent Tunus tamamen karşınızda arkadaşlar. Burası Old Medina. Bakın ilk anlattığım katedral orada. Bu Zaytuna Camii. Onun minaresi hemen karşımızda. Arkada diğer medrese ve camiler var. Şöyle muazzam bir manzara, şehir manzarası var karşımızda. Çünkü bir şehri iyice görmek istiyorsanız ve çok zamanınız yoksa en güzeli çıkıp bir yüksek noktadan hem çayınızı kahvenizi için hem de manzaranın keyfini çıkartın. Şu anda dediğim gibi güzel bir noktadan şehri gözlemliyoruz.
Ve bir gezimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Şu an size şu mahmur gözlerimle Sheraton Otel'in balkonundan sesleniyorum. Muhteşem bir Tunus manzarası karşımızda. Tunus'u bir hafta boyunca dolu dolu gezdik. Türk Hava Yolları'nın ve Dima Voyage'ın etkinliğiyle biz buradaydık. İlk başında da söylemiştim. Tunus'un birçok şehrini gezdik, size anlatmaya çalıştık. Gerçekten çok beğendik. Vizesiz destinasyonlar arasında gerçekten ekonomik olarak da baktığınızda Tunus çok doğru bir yer. Özellikle yaz turizmi için de çok iyi olduğunu düşünürsek bence Tunus'a listemize dahil edin. Size bu arada son olarak da kaldığım Sheraton Otel'i anlatayım. Bakın şöyle bir manzara sunan muhteşem odaları, lezzetleri, imkanlarıyla gerçekten bizi ağırladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Zaten Tunus'larda birçok otel var ama yani özellikle Hammamet'te görmüştünüz 5 yıldızlı oteller de çok fazla var ama Sheraton Otel her zamanki kalitesini burada da gösteriyor. Gerçekten son gecemizde böyle güzel bir otelde kalmak bizim için güzel oldu. Hani gelirseniz böyle seçeneklerinizin olmadığını da bilmenizi isterim diyorum. Ve tekrar bir sonraki etkinliğimizde, gezimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.